Sende nasıl notlar var? Şöyle dediğim gibi o 3 oyuncuya karşı özel önlem istiyor. Adım attırmayın diye uyarmış oyuncularını. Seyircinin desteğiyle birlikte erken gol, şok presle birlikte erken gol bulacağız, işi bitireceğiz. Dakikalar ilerledikçe iki takım da strese girer düşüncesinde. Galatasaray ilk 15 dakikada gol bulmak için her şeyi yapacak. Ben golü de bulacağını düşünüyorum. Başakşehir düşüşte bir takım. Eski Başakşehir değil. Ben o yüzden bu kadar net konuşuyorum. 6-7 haftadır Başakşehir'in iyi oynadığı bir maçı ben hatırlayamıyorum. Pas oyunu da oynayamıyor, hücum da yapamıyor. Viska çok yoruldu. Emre zaten yaşı ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sıkıntı. Epriano da gidince hepten bağlantıda, savunma anlayışında güç dengesi olarak düştüler. Bir de işte dediğim gibi bahar aylarında ben düşeceğini söylemiştim. Çünkü ligin sonuna doğru yaşlı kadrolar oyundan düşüyor. Ve en önemlisi Viska, Abdullah Avcı dışında bir de Emre Belözoğlu dışında şampiyonluğa inanan Başakşehir'de oyuncu yoktu. Olursa olur, olmazsa olmaz mantığıyla baktılar. Medyası yok, taraftarı yok gaza getirecek, onları ateşleyecek bir unsur da olmadığı için Başakşehir'de bir moral olarak çöküntü var. Galatasaray'ı yeneceklerine ben inandıklarını düşünmüyorum. Zaten o statta 50 binin üzerinde, 52 bin, 53 bin taraftar olacağını düşünüyorum. O kadar taraftarın önünde, o coşkunun önünde ben Başakşehir'in Galatasaray'la başa çıkacağını düşünmüyorum. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı da aldıktan sonra acayip rüzgar arkasına aldılar. Müthiş bir motivasyon ve özgüvenle oynuyorlar. Final takımı, Fatih Hoca final hocası. Takım da zaten çok tecrübeli bir takım. Bu arada Nagatomo ilginç bir espri yapmış. Kariyerim boyunca 3 kupa aldım. Galatasaray'a geleli 1,5 yıl oldu, 2 kupa aldım. Pazar günü de bir kupa da alacağım. Galatasaray'da çok bereketli geldi bana. 3 kupam olacak 1,5 yılda. Ben bunca yıl oynadım, 3 kupa alabildim. Ama Galatasaray'da... Dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Hayır, yani futbolcular o kadar inanmışlar her şeye. Vallahi Yani ben Fatih Hoca'nın bırakacağını abi düşünmüyorum. Yani Fatih Hoca Fatih çıkıp Hoca oynamayacak ya. Yani sonuçta oyuncular Süper Kupa oynayacak. final, ben bu maçı neye benzetiyorum biliyor musun? UEFA Kupası finaline benzetiyorum. Orada nasıl o kadar suda ateş yaktıysa Fatih Hoca, zorluk derecesi bu maçın daha düşük Fatih Hoca için. Fatih Yani Hoca'nın onda bu motivasyon bir mi? hocası Onda en bu bir büyük artısı zaten Galatasaray 12. adam değil 13 adamla oynayacak gibi yarın. O hakem değil, yanlış 13. kim? anlamayın. Galatasaray taraftarı. Ya Hayır, bir 12'yi önceki biliyoruz. hafta 12 tamam düşün. da 13 deyince dedim 52 bin güleç hocaya mı taraftar söyleyeceğim? sarı kırmızı giyinmiş. Anfield Road'da Bir de ya da bayrak No Camp'ta bu dağıtılacakmış. şekilde göremezsiniz. 50 bin tane Herkes bayrak aynı dağıtılacak. kıyafeti giymiş ya, böyle bir şey var mı? Kırmızı galiba değil mi? Burada herkese kırmızı giyin Evet, diyorlar. kırmızı giyin Evet, diyorlar. öyle bir şey örgütlenme var. Diğerinde sarı kırmızıydı. Evet. Yani inanılmaz derecede taraftarın böyle Sen bayağı maçın havasına girmişsin anladığım Ben kadarıyla. girmedim. Ben Galatasaray'ın vallahi, yok, girdiğini yani, anlatmaya çalışıyorum. Ama senin de böyle heyecanlı gördüm. Oyuncuların Sivas dönüşü, Florya'da yatmak istemesi, kalması O da ve kamp boyunca maça kadar Florya'yı bir üs olarak kullanmaları ve en önemlisi ne biliyor musun? Hiçbir takımda olmayan bir yönetici var. Abdurrahim Albayrak. Yani ne Boşu zaman yok yönetime galiba değil girse mi? hiç boşu yok. Hep Hep şampiyonluk var, kupa var şampiyonluk. O adamın. da Fatih Hoca'dan daha istikrarlı galiba o konuda. Ya. Ne Onun da zaman çok Fatih Hoca'nın iki kupası tane boşu var. Onun Onun haricinde hiç yok. yani. Hiç yok, Bana haberini sana şöyle söyleyeyim. Şey mi acaba hani Game of Thrones izliyorsunuz. Kralın eli var ya orada. Kralı mı? Eli. Yani. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kralın Fatih eli de Hoca'nın... Yani imparatorun eli. Aynen öyle. Galatasaray'ın ve Fatih Hoca'nın final kaybettiğini hatırlamıyorum. Evet. En büyük avantajları Kazanması o. gereken bir maçı kaybettiğini ben de hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. En büyük avantajları o. Eğer Başakşehir o 15 dakikalık baskıda hani ben geriden evet. topu oyuna sokayım. İşte benim oyun planım bu falan 18. derse ekmeğine yağ sürer. Bu da çok dikkat etmesi gereken bir konu. Çok zorluyorlar Mert'le Sen... falan. Zannetmiyorum yarın Sen bir şey yapacaklarını. daha söyledin bugün. Çok güzeldi. 18 kupa 19'a gidiyor. Türk teknik direktörleri Evet. toplayın. Hepsinin 18 kupası var mı? Fatih, Hakikaten bir var Fatih mı Terim bilmiyorum ekliyorlar. abi. Diğer Ya, teknik adamlarımız. 96'dan bu belki yana Mustafa 19. Denizli, Öyle. Şenol Güneş toplasak. Yok abi çıkmaz. Çıkmaz. 19 kupa Mümkün çıkmaz. Değil. Yani Çıkmaz. hepsini koy arka arkaya. Çıkmaz. Yani. Zaten çoğunun kupası yok. Peki yani. Fatih Terim hangi takımlarda çalıştı? Ama Galatasaray'da aldı bunları diyoruz. İşte Galatasaray'da aldı. Diğer karşılaştırdığınız teknik direktörlerin de hakkını yemeyelim. Yani mesela Şenol Güneş Sakaryaspor'da da çalıştı. Vay. Yani biz ona bir şey demiyoruz yani. Yani. Şenol Güneş 4 yıl Beşiktaş'ta çalıştı. 2 tane yaptı. Evet. Fatih Hoca Evet. Abi 10'da 8 olacak ya kazanırsa. Yani kimi teknik adamlar 10'da 8 inanılmaz bir rakam. Kariyerlerinde çok fazla takımda görev alabilir.
bu hem onların kariyer şansı mı diyelim ya da seçimleri ve stratejiyle ilgili ama kariyerinin tamamını yakını tek takımda geçirmek de bir bakış açısıyla başarısızlık değil, başarıdır gibi geliyor bana. Ben başarısız olarak nitelemedim. Karşılaşmanın yerine oturmadığını söylüyorum, karşılaştırmanın. Anlıyorum. Yani diğer Fatih Terim tek ve güçlü bir takımda, güçlü bir kulüpte, büyük bir kulüpte çalışmış devamlı ve orada işte kazandıkça kalmış Güven abi. Birinciyi aldığı için ikinciyi alma şansı oldu. Anlatabildim mi? Ama durum yarım kalıyor benim söylediğim. Tamam söyle. Yani ama diğer hocalar, mesela ne bileyim Mustafa Denizli. Mustafa Denizli de Galatasaray'da, Beşiktaş'ta başarılı oldu, şampiyonluk kazandı. Güzel. O yüzden ama hepsini söyledim Güven abicim. O yüzden hepsini saydım. Diğer bütün hocalar dedim. Onlar da zaman zaman Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u ve Fenerbahçe'yi çalıştırdığı için diğer hepsi dedim. Fatih Terim şunu demiyor. Biz bu sene gaza basıp şampiyon olalım, tek kulvarda gidelim demiyor. Birçok yerli teknik direktörler maçı oynuyor. Her kulvaya talipler. Bu sene. Abdullah Avcı ne? 8 gol yemişti Hatay maçına kadar gitti, Hatay maçında 4 gol yedi ya. Niye yedi? Kaçtı Ziraat Türkiye Kupası'nda. Ama işte biz onu diyoruz. O şekilde olmaz işte. Fatih Hoca ortada bir kupa varsa, evet, bir yarış varsa hepsini iddialı. Kapsamdan evet, çok fazla kopmadan. Gidelim. Hocam sen nasıl buluyorsun atmosferi? Bir tarafta hani bütün hafta, hemen hemen her hafta olduğu gibi hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor sayfalarda, programlarda her zaman kendilerine yer buluyorlar. Ama son bir haftadır Başakşehirliler bu maçı nasıl yaşıyor acaba? Herkes de merak konusu. Hani çok fazla bilgi, demeç, izlenim, yok, yaklaşım gelmedi. Ama bir tarafta da hafta boyunca Ziraat Türkiye Kupası finali, şampiyonluk maçı, Galatasaray açık antrenman yok. Yani Galatasaray hep gündemde. Bu bir avantaj olabilir mi Başakşehir için? Onu bilmem de söylediklerimde bir şey varsa bana yardım edin. Buyurun hocam. Şimdi bayağı geriye gidiyorum mesela. Beşiktaş takımı Denizlispor 35 metreden bir gol attı, şampiyonluğu kaçırdı. Herof, evet. Sonra Fenerbahçe takımı Trabzon'la oynadı, içeride kaçırdı. Burak'ın attığı gol, evet. Sonra yine Fenerbahçe bu sefer Galatasaray'la oynadı. İlgi alamadı. Denizli'de son maç. Denizli'den bahsetmiyorum. Ha, hangisi? Bak, Denizli'de de kaybetti Fenerbahçe. O sonra. 2012. Daha önce. Şimdi büyük takımlar dışarıda maç ama o. Denizli maçı dışarıda. Hı. Arkadaş büyük takımlar Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Buraya getirdiklerinde işi, yani son maça getirdiklerinde bu dördü de bitirirler arkadaş. Yani bunların bitirmemesi sürpriz olur bence. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. İşte şu günkü Trabzon, bu Trabzon finali getirsin, Trabzon'da oynasaydı önüne geleni götürürdü. Onu söyleyeyim. Bu iş farklı bir iş arkadaşlar. Yani bu büyük takım futbolcusu, büyük takım olayı farklı bir olay. Başakşehir'de iyi futbolcular var. Ama Başakşehir büyük takım değil. Değil. Onun o ağırlığı, bilmem nesi, şusu busu, bir Fener değil. Bir Beşiktaş değil, olamadı. Bir Trabzon olamadı. Bugün Trabzon'u görüyorsun, nerelerden geldi, nereye geldi, stadı gördünüz. Çöktüler rakibin üstüne. Çöktükleri takım da Beşiktaş takımı. Futbolcusuyla filan. Ya baktığın zaman çok zor. Yani bir de Galatasaray'a yardım edenler var. Galatasaray'a fazla yardım eden kim? Kongre üyeleriyle en son dağıttıkları bu şey var ya, yılın sporcular olayı. Ya bu kadar yani akıllı olmayan diyeyim. İş yapılırsa ortalığı sinirlendirdiler ve hırslandırdılar. Ya Galatasaray'ın yönetimini hırslandırdılar, futbolcuyu hırslandırdılar, futbolcuyu tahrik etti. Kongre üyeleri yaptı bunu. Kongre üyelerinden birkaç kişi çıktılar, kusura bakmasınlar ama yani zeka özür açıklamalar yaptılar siyasi. Sana ne ya? Sen yara vermek istiyorsun Galatasaray'a bunları verirken. Sustular sonra. Çünkü niye? Art niyetliler. Yönetimin ibra edilmemesini de kongre. Evet, yine tabii, onlardan bahsediyorum. Evet. Bakın şimdi buralardan geliyorlar. İşte bir de o yılın futbolcu bir taşı. Galatasaray'dan kimse yok. Beşiktaş'tan var mıydı? Trabzon'dan da yok. Vardı. Yarısı Beşiktaş, yarısı Başakşehir gibiydi, evet, zaten. Bravo. Trabzon'dan kimse yok. Fener'den var mıydı? Bir de Hasan Ali vardı. Hasan Ali vardı. Şimdi bunlar hep organize işler kardeşim. Bunları öyle yapıyorlar ki
Yaparken tahrik ediyorlar. Elinde olmadan istemediklerini yapıyorlar. Şimdi Galatasaray'ın elinde bu kozlar var. Galatasaraylı futbolculara yarın Fatih Terim falan hiçbir iş yapmaz ha. Ben size söyleyeyim. Motive etmesine gerek yok. Hiçbir iş yapmaz Galatasaray. Yılın 11'ini koysa yeter. Abi Fatih Terim yarın kimi çıkarırsa çıkarsın yani şöyle oynayın falan deme. Göreceğiz yarın sahada. Başakşehir öyle olmayacak. Başakşehir gergin olacak. Çünkü Başakşehir ve bu tip maçlar diğer maçlara benzemez. Bu tip maçlar bir koptu mu gider biliyor musun? Oyuncu atılmasın. Hakem doğru idare etsin. Daha etkili olan kazanır bu tip maçları. Koparırlar çünkü onlar. Şimdi baktığın zaman Galatasaray çıkışta. Galatasaray inişteydi ya. Galatasaray Beşiktaş inişteydi. Başakşehir çıkıştaydı. 8-9 puan. Lan iki maç daha kalmıştı. İki maç daha alsalardı hem Galatasaray havlu atacaktı hem Beşiktaş. Bugünkü yarınki karşılarına çıkacak canavarı kendiniz yarattınız Başakşehir. Hakemlere falan bağlamayın. Siz hakemlerle hiç kaybetmediniz. Galatasaray hakemlerle kazandı mı? Kazandı. Peki siz kazanmadınız mı? Siz de kazandınız. Sizden futbolcular atılmadı mı? Atılmadı. Galatasaray atılmadı, atılmadı. Yani çok fazla hakem hatasından gitmediniz Başakşehir. Ağlamayın. Kendi hatanızdan bu duruma düştünüz. Verdiği yarın puanlar karşınıza öyle. Bir verdiği puanlar takım öyle. Çıkıp bilmem ne yapacaksa bu sizin hatanız. Abdullah abici, başkan. Bu sizin hatanız. Tahrik ettiniz. O bildiriyi yayınlayarak tahrik ettiniz. Arkaya geçip arkadan vurmaya kalktınız. Sakın cepheden şimdi çıkmaya kalkmayın. Bildiri değil hocam. Ötekilerde şey de Başakşehir ne yaptı hocam? Başakşehir ne yaptı? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir var. İlker. Hocam hepsi var. Ya diğerleri yancı. Yancı mancı onlar da var yani. Çıkmayacaklar yani bir şeyi doğru yapacaklardı. Hırslandırdılar ya. Evet hiç Fatih Hoca bu konularda da çok beceriklidir ve bunları çok iyi kullanır. Motivasyon aracı olarak çok iyi kullanır. Evet. Hepsini kullanmıştır eminim. Ben sana söyleyeyim mi? Bu Galatasaray kongrelerinden bu başkanı hayır diyenlerin de hepsi yarın maçı Galatasaray kaybetse de Başakşehir alsa demiyorlar mı? Beren evet. Mantoroğlu değil. Şampiyonluğu Galatasaray'ı o da nasıl Galatasaray'ı istemeyenler olduğunu yani. Düşünüyorum. Ya biliyorum istemediklerini. Evet. Allah Allah. Başkan nasıl evet. Gidecek başka türlü? Başkanın gitmesi abi, için. Abi ya sen başkan için Galatasaray'ı tutmuyorsun. Başkan bu maçı alırsa düşünebiliyor musun? Başkan çok güçlenecek. Başkanı yollasan da orada duracak abi böyle de mutlusu kılıcı gibi. Kahraman olur. Neye gülüyorsun? Hocam bu iş böyledir. Değişmez. Şimdi biz gelelim maça. Bu tip maçlar için ne Başakşehir ne de Galatasaray karşısında oynayacak takım birini karşısında Galatasaray oynayacak birini Başakşehir. Yani Körtaş'ın parmağına maç değil bu. Bunlar için tehlike olan maçlar neydi? İşte Başakşehir. Göztepe'ye yenildi abi. Galatasaray gitti bilmem kime yenildi. Puan kaybetti. Yani bu maçlar şey maç değil yani Körün taşı bu bunu yener sürpriz olur. Bu maçlar öyle değil. Çıkacaklar, oynayacaklar. Galatasaray avantajlı. Otomatik avantajlı. Söyle. Otomatik avantajlı. Çözerse tam çözer. Yarım saatte de çözebilir. Zaten çözülmezse iş tersi de olabilir. Çözemez. Bir gol yer, bir oyuncu atılır. Ters gider. Her şey var futbolda ya. Ters gider olamazsın. Evet, yani şu ana her kadar... şeyi düşünmek lazım. Oyuncu atılması. Bu çok önemli. Hocam yarınki maçta eksik kalanın işi zor. Öyle kolay değil. Bir de hakem, öyle kolay değil. Hakem kararlarında mesela yanlış sonuca tesir edecek bir hata olursa ortalık yangın yerine döner. Abi, mesela gri pozisyonlarda inşallah olmaz. Varın başındakiler orta hakeme saygı duyuyor. Olaya dahil olmuyor. Bombaları var. Burada gri pozisyonlar da bence var da ince. El bombaları var. Donk, Belenda. Bunlar el bombası abi. Her an oyna üzerlerine giderler. Her an. Ama şimdi Türk Telekom stadında Galatasaray'da 36 maçtır kaybetmemiş ve seyirci başrolü oynuyor orada. Ya bu maça nasıl hazırlanmışlardır kim bilir. Ya o coşku ya orada kolay değil yani Başakşehir'in. Takım oynamazsa seyirci nasıl oynasın abi? Takım işte o yüreklendirip oynatıyor bir şekilde. Yani bu maçta öyle bir sinerji oluştu orada. Oluştu. Yani Fatih Terim'e ve Abdullah Avcı'ya gerek yok. Zaten Abdullah Avcı da kimi çıkarırsa Başakşehir çötür çutur oynayacak. Fatih de kimi çıkarırsa çötür. Ama hocam şu var. 4 yıldır şampiyonluk yarışının içinde olan son haftaya kadar gelen Başakşehir'in şu ana kadar bir kupası yok. Ya en azından Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanabilirdi ya da ne bileyim. Konyaspor 2 kupa aldı. Akhisar düşen Akhisar 3 kupa aldı. Sen Avrupa'ya çık geri dön. Ziraat Türkiye Kupası'nı sallama. Onu sallama. Galatasaray takımı. Evet. Ziraat da çıktı yürüdü. Nerede maç yaptı ya döndü. Evet. Çatır çutur maçlar yaptı. Hatay'da.
Avrupa'da gitti. Sen ne yaptın abi? Sen yattın. Yaşlıymışsın. Bana ne abi yaşlıysın? Ona göre takımını hazırla ya. Ağlama çıkıp hakemlerden filan. Veya soyunma odası gidişlerinden. Ağlamayın abi. Siz ne yaptınız? Gazeteci dövdünüz. Açtırmayın adımı ağzı. Ya, ya hocam oralara ne giriyorsun? Allah'ını seversen. Evet abi, hocam bir taraf 100 abicim, benim evime, benim 113 evime, yıllık mı Galatasaray? Evin camdansa benım evine taş atmayacaksın. Hocam 113 yıllık bir camiayla 114 yıllık bir cami. Tabii 1905 114 yıllık bir camiayla yarışıyor adamlar. Kolay mı? Tabii canım. Yani ben ama, olsam lig şampiyonluğu varsa ben de lig şampiyonluğuna giderim. Ama, benim için en değerli spor. Hocam ama abi, Konya Spor bir sezonu iki kupayla kapatabiliyor. Hiçbiri bu kadar Akhisar yaklaşmadı. Spor hiçbir, geçen yıl bu sene düşen Akhisar Spor geçen yıl iki kupayla kapatabiliyorsa Başakşehir'in de bir kupa alması lazım. Tamam belki kupa Türkiye Kupası demek ki yarışmacı takım devam değil. Olur mu? Yarışıyor diyorum. Adam 3 yıldır zirvede. Yarışıyor bırakıyor işte. 3 yıldır zirvede adam. Hangisinde yani, yarışıyor? Tek kul var gidiyor. Tek kul var gidiyor. Adam buna kendini kanalize ediyor. Diyorum ki şunu alsın ötekine, ondan sonrasına karışma. Kul var gidiyor abi. Hocam o 115 yıllık ya. Gidecek tabii Galatasaray. Fatih Hoca'nın var 18 tane kupası. O alışık. Abi yani 100 yıllık takımlar 15 yıllık takım laf mı söylüyor? O da gitsin. Herhalde hocam bir tanesi İlini hiç. Tutan mı var abi? Ya biri hiç yaşamamış. Bir tanesi o kadar alışık ki bunlara. Hocam yaşamamışsa ya yaşamasın abi. Ya. Çok olur, pardon olur, hocam unutmadan. Bakalım şimdi hemen muhtemel 11'ler ekranımıza gelsin. Bence maç öncesinde teknik anlamdaki en kritik belirsizlik diyeyim. Emre Bölezoğlu'nun oynayıp oynamayacağı hikayesi. Evet kesin. Yani Emre, hemen bir muhtemel 11'lere bakalım. Ankara Gücü maçında bir girdi. Oyunu değiştirdi. Geçen hafta o girdi. Yani oyunu Emre değiştirdi Belezoğlu'nun ve maçı kazandılar. 1-0 varlığı girdi. Varlığı ve yani yokluğu çok fark eder. Luyendama, Marcao, Mariano ile Nagatomo bek, Dong Fernando, önlerinde Belanda, Onyekuru Feguli kenarlarda ve Cagne en uç noktada. Beklenen Galatasaray 11'inde. Herhalde böyle çıkar. Bunda bir değişiklik aynen olacağını ben yani de düşünüyorum. Selçuk, Ndiaye, Belanda orta sahası aslında iyi bir sınav verdi diyemeyiz Sıra Türkiye yok, Kupası. Yok öyle bir şeyle mümkün değil. Ha. Böyle yok, çıkıyor yok yani. Bu arada Selçuk için Fatih Hoca bir yıllık daha sözleşmesini uzatın demiş. Sıra Türkiye Kupası şampiyonluğundan sonra. Öyle mi? Evet. Yani o Fatih Hoca sadece saha içine değil saha dışına da bakar. Demek makul ki takımlara çok yardım ya ediyor. Tabii, tabii. Makul bir para. Ya. Aynen. Makul bir para. Ya, tabii, makul tabii. Olağanüstü bir anlaşma olmaz. Öyle olacak sadece. Galatasaray'ın orta sahası hocam gayet bu iyi mudur? Abi. Bu. Tabii canım. Yani benim gözümde Ndiaye ama hoca onu Ndiaye şey yapmadı. Hani ben Belhanda yerine Ndiaye'nin daha katkılı olacağını düşünüyorum yani, ama hoca bunu tercih ediyor. Finalindeki Belhanda. Şimdi Ndiaye toplam filan daha gidiyor da bu Belhanda çok ters toplar tuhaf atıyor. Işler evet, çok ters toplar İncici atıyor. Yani bu mesela araya topta bu iyi toplar atıyor. Şey de atıyor. Fernando da atıyor. Hı. Şimdi Fernando ile Dong yan yana oynadıkları zaman stil olarak biri bırakıp diğeri gidiyor. Sağlam kalıyorlar arkada. Biri bırakıp diğeri sağlam kalıyor. Fernando daha çok kalıyor. Dong daha çok gidiyor. Ama ikisi de gidiyor. Fernando gittiği zaman ayağını çok iyi kullanıyor. Evet. Fernando'dan şey Dong'dan daha iyi ayağı var. Şeyin Fernando. Hı. Yani İkisi münaveri girdikleri zaman rakip için çok tehlikeli oluyorlar. Belanda da araya iyi top bırakıyor. Uzun. Selçuk oynadığı zaman Belanda Selçuk birbirlerini bozdular. Şeyde. Aynen. Kupada. Söyledin ne zaman Dong girdi? Evet. Ne zaman Dong girdi? Galatasaray'ın temposu yükselmeye başladı. Siz aşağı yukarı aynı karakteri oynuyor evet çünkü. Hemen bir şey söyleyeyim bakalım. Bu takımla buyurun ilgili. Buyurun. Bence Galatasaray'ın yarınki en önemli oyuncusu Nagatomo olur. Vişka'dan bir tane silahı var. Bir tane silahı var. O da Vişka. Dolayısıyla da onun performansı artı Vişka'nın performansı Başakşehir'in gol atıp atamayacağını belli eder. O da enteresan. Marcao'yu da katalım bence hocam ona. Yalnız Marcao ile onun arasından girecek ya. Ha tabii doğru. Kilit oyuncu Vişka da oradan girdiğinde Onyekuru da buradan girerse ne olacak tek kişiyle? O arkada Kayısı'yla da onu düşünecek tabii işte şeyde. Yani Başakşehir'de de onu düşünecek. Yardıma gelmezsen bu Onyekuru da çok tehlikeli. Ters yani Galatasaray'ın solu, Galatasaray'ın evet solu, Başakşehir'in sağı yarın kilit. Evet. Aynı fikirdeyim. Şu anda aynen bu Galatasaray takımı hep diyorduk ya Başakşehir için 3 senedir. Bu Galatasaray takımı Başakşehir'den, bugünkü Başakşehir'den daha oturmuş bir takım. Değil mi? O da doğru. Bir arayışa girdi. Hücum hattı daha iyi. Çıkışta. Galatasaray çıkışta, Başakşehir'in üçte yakaladı. İşte. Evet. Bu maça. Evet hemen Başakşehir 11'ine de bakalım. Mert Günok. Mesela Mert Günok'un yılın kalecisi seçilmesi kimseyi rahatsız etmedi tabii ki. Bence de yani. Milli takıma da yükseldi. Ligin en az gol yiyen kalecisi. Önemli bir performanstı. Mahmut Kudryashov bugün
büyük ihtimalle stoperde oynayacak. Klişi, Kaysara, İrfan Gökhan İnler. Yani bizim arkadaşlarımız Emre Belözoğlu oynamaz diyor ama ben ama bütün şartların zorlandığını zannediyorum. Evet. Emre oynarsa Osoro mu gider, Gökhan İnler mi gider? Gökhan İnler gider. Gökhan İnler gider değil mi? İğneyle de olsa Emre bu maçı kaçırmaz. Ben her ihtimale yani her türlü yani kendimiz nasıl olsa bir tahmini değil mi bu kadro? Evet. Ben Mahmud'u İrfan Can'ın yanına alırım Emre yoksa. Ama oraya oraya Serdar Taşçı koyarım, Atlamak koyarım, birisini koyarım. Daha hücumu daha güçlü haklısınız olur. Haklısınız aslında temelde ama Mahmud galiba bu sezon stoperde orta sahadan daha çok oynadı. Neredeyse yani ben de egzajere ediyorum. Yani öyle baktığın ama zaman Başakşehir'deki düşüş de Mahmud geriye düştü. Serdar Başakşehir'deki o stoperin gitmesi bütün dengelerini bozdu. Ebriyan'ın. Hocam yarın Jagne gibi bir devle oynayacaklar. Evet. Jagne'nin yani, tüzüğü falan çok iyi. Bakıyorsunuz Kudryashov'da Mahmud da öyle çok sayılı oyuncular değil. Çok yüksek Kudryashov zaten boylu sol oyuncular değil. De oynuyor sol esas. Bek geldi hatta Antalya'ya gol attı. Evet. 3 puanı getiren maçı. Yani orası da Galatasaray'ın bence ağır bastığı nokta. Yani Jagne... Jagne savunmayı dağıtır. Arkadan Feguli, Onyekuru, Belhanda. Gelir diyorsun. Tabii. Bakalım. Ben Mossoro oynamayabilir diyorum. Evet kısa kısa şimdi bir daha aynı şeyleri söyleyeyim. Hakem filan da tesir etmezse keyifli bir maç olur gibi geliyor. Hocam senin söylemediğin tahminin ne bize? Ben skor bile söylerim dedin ya. Söyleme. Sen yine beraberlik mi diyeceksin yoksa? Hayır. Beraberlik berabere sana bitmez ne? Diyeceğim bir benim maç. Benim ağzımdan laf alıyor. Hayır hayır berabere Göğe bitmez sen diyorsun. Yılların Erman hocasından onu laf alacağım. Bunu o mu alır? Bu mu bizim rahmetli Kadir Erkek'in? Tahmin hocam ya. Üç dediği söylerdi. Ben söyledim size derdi sonra. Üç gün sonra. Hocam bize bir şey söylemediğin için yarın ben böyle bitecek demiştim dersin. Beraberlik değil diyor. Yok yarın mesaj atacağım. Ya, başka bir şey kalmıyor ki seçim. Dört ihtimali yok ki bunun. Üç ihtimal ya. Maç başlamadan evvel yazıp vereceğim. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Hocam şurada söylersin. WhatsApp'ta. Hocam yarın geç olur. Yarın tahmin alınmaz ki. Maç başlamadan evvel abi. Maç başlamadan. Hayır, burada mı söyleyeceksin? Yayında. Ben de skor tahmini yapabilirim ya. Daha doğrusu gerçekten gollü bir maç bekliyorum. En az 4 gol olur yarınki maçta. O zaman 3-1 Galatasaray kazanır diyorsun. Galiba benim skor tahminim o hocam. Değil mi? Evet. Nasıl tahminim? Sizi? Ben. Benim bir sağlam tahminim var. O da penaltıyı Cagney atar abi. Vallahi zor bir tahmin. Atamaz kaçırır. Çok yani adam penaltı golcüsü ya. Bazı yalnız iki bak, tane çok güzel gol attı. Kafa golü attı. Çıktı, dikkat et. Bakın. Sen Jack'le dedi penaltı daha çok yatar. Zeki Uzundırık'ın arkasından çıkıyor. Fatih nasıl çıktı arkadan bak. Alsanız hocayı bir arkadan evet. Fatih ne yaptı sana? Tam benim Jack arkamdan çıkıyor. Haline bak. Nasıl bakıyor Jack'le? Fatih hocam Jack'le penaltı. Ben de skor tahmininde bulunayım o zaman. Buyur, ben zaten kazanır. Galatasaray kazanır dedim. 3-0 Galatasaray kazanır. 3-0. Net skor. Vay be. Hocam sizin var mı skor tahmini? Skor yok abi. Nerede yaşıyorsunuz? Ya cesur ol tahmin ya. Bu ya. Yani yok. Hakikaten yok. Olsa söylerim ama benim içimden bir his yanılacağınızı söylüyor. O zaman sen Başakşehir diyorsun. Şu an Galatasaray taraftarı rahatladı. Rahatladı mı? Evet. Hayır %99 Galatasaray. Hakikaten bir his yarın siz Başakşehir kazanacak diyor. Biz burada konuşurken Başakşehir'i sordunuz bana. Ben dedim ki yani bir şey diyemiyorum. Tamam iyi de ne dedim ben? İlker %100 oldu dedi. Evet. Sen ne dedin? O %100 dedi. Hayır, ben her zaman şey dedim. O %100 dedi. Hayır, 99. Bir dakika. Eski %99 Başakşehir şampiyon dedi. Ben öyle demiştim. Ben %75 Galatasaray dedim. Altında şeyle doldurmuştum. Bahar aylarında düşecek. Hayır ya. Nerede %75 evet. Galatasaray dedin? Başakşehir çok... dediniz hepiniz. Hayır ben hiçbir zaman demedim. Demedin mi? Asla sen hocam demedim. Dedi o zaman. Tamam neyse. Tamam buradan çıkamayacağız. Bir dakika buradan çıkamayacağız. Şöyle yapalım. Yarın bizi dev bir final daha bekliyor. Hafta içi. Biz yani A-Spor ekibi olarak çok önemli bir final yayınladık. Yarınki final ne getirecek bilmiyoruz. Umarız hak eden kazanır. Kazanan da şampiyon oluyor. Beraberlik halinde son haftaya kalacak. Ama dilerseniz şimdi hafta içi geride bıraktığımız ve hakikaten tüm Türkiye'nin merakla ve ilgiyle izlediği ve izlerken de keyif aldığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin önemli anlarını bir hatırlayalım.